arkadaşlar, bağ ile devam edelim. Bağ notaları birbirlerine bağlamak için kullanılır adı üzerinde. Ama nasıl? İki tane aynı isimde olması gerekiyor notaların. Yani şimdi burada gördüğünüz gibi bütün notaları sol üzerinden yazdım. Hepsi aynı olsun, bir karışıklık olmasın diye. Şimdi bu bağ arkadaşlar notaların süresini uzatıyor. Nasıl süresini uzatıyor? İki tane aynı seste olan bir nota varsa bu notaları birbirlerine bağlayarak bunun süresini buna eklemiş oluyoruz. Şimdi bir de notaları uzatan nokta vardı hatırlarsanız. Nokta da ne yapıyordu? Yanına eklendiği notayı kendi değerinin yarısı kadar uzatıyordu. Yani ikilik bir notanın yanına nokta koyduğumuz zaman o artık üçlük, yani üç vuruşluk bir nota olmuş oluyordu. Şimdi burada bağı noktadan ayıran arkadaşlar çok önemli özellikler var. Nasıl? Mesela bağ ölçünün dışında da kullanılabiliyor. Şimdi burada dört dörtlük bir parçada örnek verelim. Gördüğünüz gibi dört vuruşluk, yani birlik bir notamız var burada. Sol notamız. Bu haliyle dört dört olduğu için parçamız bütün ölçüyü kapsar vaziyette. Şimdi bunun yanına nokta koyabilir miyiz? Hayır, koyamayız. Koymamız için bu baştaki ölçünün değişmesi lazım. Yani altı vuruş olacağı için bunun yanına bir tane nokta koyduğumuzda 4 artı 2 6 olacağına göre buranın da 6 olması gerekiyor. Burası 4 dörtlük bir ölçü olduğuna göre arkadaşlar buranın içine bu nokta sığmayacaktır. Sığmayacağı için de burada mesela 6 vuruşluk bir notayı nasıl gösteririz? Ne yapıyoruz arkadaşlar? 4 vuruşluk ölçüyü yazıyoruz. Bu ölçü kapandı. Kapattık ölçüyü. Diğer ölçüye geçtik. Diğer ölçüye de 2 vuruşluk bir nota yazıp bunu bağladığımızda artık burası 6 vuruş. Mesela bağı ölçü dışındaki notayla da kullanabiliyoruz. Ama ölçü dışındaki nasıl arkadaşlar? Şimdi buradaki notayı bununla bağlayamazsınız. Yani bu aradaki notayı atlayamazsınız. Notaların yan yana olması gerekiyor. Ölçü dışında da olsa son notayla diğer ölçünün ilk notasını bağlamanız gerekiyor. Şimdi buraya geçelim. Burada da aynı şey karşımızda. Tam onun böyle küçültülmüş versiyonu. İkilik bir notamız var ve diğer ölçüde de bir vuruşluk dörtlük notamız var. Bunların toplamı 3 vuruş gördüğünüz gibi. Yine ölçüde arkadaşlar son notayla ilk vuruş arasında burayı bağlamışız. Bunun yanına ne yapıyorduk arkadaşlar? Mesela ikilik nota, dört vuruş. Bunun yanına nokta koyamayız. Nokta koyamadığımız yerlerde işte bağı mecburen kullanıyoruz. Ne yaptık arkadaşlar? Dörtlük notaya ikilik notayı bağladık. Böylelikle 2 vuruş, 1 vuruş, toplam 3 vuruş vuruş elde ettik. Şimdi burada mesela 3 vuruşluk bir yer var. Ne? Noktalı ikilik notamız. Noktalı ikilik notayı burada kullanabiliyoruz. Niye arkadaşlar? Burası zaten 1, 2 daha, 3, 4 dörtlük olduğu için bir tane daha boşluk yerim var. Bu noktayı da koydum buraya. Burası artık 4 dörtlük oldu. Şimdi yan tarafta 1 vuruşluk daha bir şey ilave etmem lazım. Aslında burayı 4 vuruş, yani birlik nota seviyesine ulaştırmam gerekiyor. Ne yaptım? Ölçüyü kapattım. Diğer ölçüyle ilk bölümünde arkadaşlar 1 vuruş var. Bu 1 vuruşu 3 vuruşa bağlayarak 4 vuruşa ulaştım. Şimdi burada şöyle bir kafa karışıklığı yine yaşanmasın. Hani her nota birbirleriyle bağlanır. Yani notanın değerinin bir önemi yoktur bağ kullanmak için. Bağı kullanmak için arkadaşlar notaların aynı isimde olması lazım. Yani sol ile sol'ü bağlayabilirsiniz. Sol ile la'yı bağlayamazsınız. Çünkü bu sol olsun, bu la olsun. Şimdi dört vuruşta sol, la'ya geçtiğiniz zaman zaten bir bağ olamaz. Başka bir notaya geçtiğiniz için arkadaşlar bunu uzatma şansınız yok. O yüzden bağı aynı isimdeki notalarla adlandırıyoruz. Bir, ikincisi bağı atlamıyoruz arkadaşlar. Yani buradan böyle şuradaki notayı falan bağlayamayız. Yani mecburen buradaki başka şeyler gireceği için bunun süresi uzayamaz. O yüzden bunun daha sonra gelen ilk notayla bunu bağlayabiliriz. Şimdi burada ne var? İki vuruşta yarım vuruşluk. Yani ikilik notayla sekizlik notamız var arkadaşlar. Bu ikisini de bağlayabiliriz. Bu yer değiştirse de bağlayabiliriz. Bunun şimdi hep burada dikkat ettim ki hep önce büyük notaları yazmışım. Sonra daha küçük notaları birbirine bağlamışım. Küçükler de önde olabilir arkadaşlar. Burada ne var arkadaşlar? 2 vuruşluk bir notamız var ve yarım vuruş daha. Burası da 2,5 vuruş totalde olmuş. Yani ne oluyor arkadaşlar burası? Okumaya kalkarsak burasını hep sol olarak okuyacağımız için burası 6 vuruş oluyor. Sol, 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 sus. Diğerli. Yani burada arkadaşlar ne oldu? Hepsini birbirine bağlaya 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 sonuna
ulaştık. Tabii böyle bir parçayla karşılaşmazsınız. Burası şimdi bağ konusu olduğu için biraz abarttık bağları. Her ölçüye bir bağ koyduk. Bağlar sadece ölçülerin dışında kullanılmaz. Aynı ölçünün içinde de kullanılabilir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada mesela bir 8'lik ve bir 4'lük nota. Yani 1,5 vuruş. Bu yarım vuruş, bu 1 vuruş. Ve totalde 1,5 vuruşluk bir bağ olmuş. Ve ne yapmışız? Yanına 2'lik bir nota koymuşuz. Sonra 2'liyi 8'e tekrar bağlamışız. Şurada bir örneği vardı. Yani 2,5 vuruş olmuş burası da totalde. İleride de gördüğünüz gibi 16'lık arkadaşlar nota var. Ne var? Bir tane 8'lik ve 2,16'lık kalıbımız var. Onun kalıbının en sondaki 16'lık notayla 4,16'lığın ilk notası birleşmiş. Burası 2,16'lık, yani totalde bir tane 8'lik olmuş. Ve en sonunda da arkadaşlar yine birlik notamız ve birlik notayla beraber bir tane dörtlük notamızı bağlamışız. Şimdi aynı ölçü içerisinde kullanılır dedik. Büyük küçük, yani ikilik dörtlük hangi vuruş olursa olsun birbirleriyle bağlanabilir. Önce bir büyük, sonra bir küçük falan olması da gerek yok. Bunun her ikisi de olabilir. Son notayla diğer ölçünün ilk notası olmak zorunda arkadaşlar bağlanan nota. Şimdi arkadaşlar burası bağsız olduğunu düşünelim. Ne olacaktı? Sol, sol, sol olacaktı. Değil mi? İki vuruşta bitirip burayı bitireceğiz. Ne olacak? Burayı bağ olduğu için sol, sol, sol diye arkadaşlar diğer dörtlük vuruşu buna tamamlayacağız. Burada arkadaşlar iki vuruşluk var. İki vuruşluk mesela şuraya kadar bağsız okursak ne olur? Sol, sol, sol çekim olacak. Şimdi ilk solu burada bağlayacağız. Ne yaptık? Sol, sol. Buraya geldik. Bağsız okuyoruz. Sol, 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 sol diye bitirdik. Şimdi bağlayacağız arkadaşlar. Ne yapacağız? Bu kalıbın sonundaki notayla bunu bağlayacağız. Sol, 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 sol şeklinde şurası 8'lik olacak. Şimdi bu kalıbı bu şekilde değil de nasıl yazabilirdik? Burayı 8'lik, burayı 16'lık, burayı 8'lik falan da yazabilirdik. Bu 3-16'yı da bağlardık. Garip bir kalıp çıkardı. Şimdi bu kalıplarla arkadaşlar gözümüz alışkın olmadığı için bu hızlı okumayı zorlaştıracak bir kalıp olacak. Şimdi bu bağ kullanmak yerine arkadaşlar bu şekilde bu kalıbı yazsak buraya 8'lik 16'lık 8'lik 3 tane 16'lık, yani ne olmuş oluyor? Bu 8'lik burada, bu 16'lık burada arkadaşlar. Bu bağ 8'lik oldu burada ve kalan 3-16'lı böyle bağlasak bir acayip bir durum oluyor. Şimdi burayı bağsız okuduğumuz zaman sol 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 şeklinde okuyoruz. Bağlı okuduğumuz zaman sol 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 diye okuduk. Şimdi burayı bu şekilde bir kalıp çıktığı zaman bu yabancı bir kalıp, yani alışkın olduğumuzun dışında bir kalıp. Bu şekilde de yazılabilir mi? Kesinlikle yazılabilir, bir hata değil. Ama bu şekilde yazdığımızda, bağı kullandığımızda çok daha kolay okunaklı bir hal alıyor. Diğer ölçüye de geldiğimiz zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi birlik bir tane nota var ve ardından dörtlük, yani burası da totalde 5 vuruşu birbirine bağlamışız. Burada zaten çok kez bunun gibi örnekleri yaptık. Buraya şimdi arkadaşlar bağlı bir şekilde okuduğu zaman nasıl bir şey çıkıyor karşımıza? Örnek verelim. 3, 4, sol, 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 sol şeklinde sonu fevkalade uzun olmuş. Böyle bir parça çıkıyor karşımıza. Bağın olayı bu.